21 Kasım Perşembe günü saat 19.45. TGRT Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ana Haber Bültenimizin ana başlıklarına odaklanacağız elbette. Ama izin veriniz bir girizgah yapayım. Büyük politik cümleler duyuyoruz, büyük siyasi açıklamalar ama Türkiye geçen yıl şunun farkına vardı. Tarım, hayvancılık, topraktan üretmek gerçekten çok değerli. Ve nihayet Türkiye yıllar sonra Tarım ve Orman Şurası'nı Ankara'da topladı. Bugün de kapanış günüydü. İşte manşetlerin birinci sırasında gündem tarım başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarımla ilgili verdiği mesajları aktaracağız. Her şeyden önce besiciler, et ithalatı devam mı edecek? Çiftçilere nasıl bir destek verilecek? Ziraat Bankası hangi rolü oynayacak? Birazdan haberimizi de aktaracağım. Gündem tarım. Ve ikinci başlık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı'ydı. Siyasi literatüre gerçekten müthiş cümleler kattı. Sözde değil, özde. Tanırım iyi çocuktur ve emuhtıra. Yaşar Büyükanıt kalp yetmezliğinden vefat etti. Eşi Filiz Büyükanıt'tan sadece 4 gün sonra. Yaşar Büyükanıt hayatı Türkiye'ye kattıklarıyla ilgili haberimizi hazırladık. Birazdan sırlarıyla gitti diyerek Dolmabahçe zirvesini de hatırlatarak o haberimizi de aktaracağım. Ve devam. Vergi dairelerine gittiğinizde gelir vergisi mükellefiyseniz ya da bir borcunuz, bir trafik cezanız varsa ya da bir kira beyannamesi verirken şu cümleyle hep karşılaşırsınız değil mi? Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Şimdi dün Gelirler Dairesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Türkiye'de vergi şampiyonlarını 2018 yılı için açıkladı. Herkes en çok vergiyi kim ödedi diye ona dikkat kesildi ama bugün bendeniz canlı yayında yeni bir parantez açacağım. Türkiye'de biz peşin vergi ödeyen ücretleri bir yana bırakırsanız gelir vergisi mükellefleri ne kadar para kazanıyor ve ne kadar vergi veriyor? 2018 yılı rakamlarını aktaracağım size. Meğerse herkes asgari ücret kazanıyormuş. Bakar mısınız? Vergi sistemimiz ne kadar adaletli diye bugün bu ekrandan birlikte soracağız. Ve bekçilerin yetkileri. Şimdi hükümet bir karar aldı. Çok sayıda genç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bekçilik görevine başladı. Genç, cevval çocuklar sokaklarda görüyoruz kahverengi gömlekleriyle. Ama son zamanlarda kulağımızda sık sık vatandaşlarla bekçiler arasında yaşanan tartışma haberleri geliyor. Ve İzmir'de bugün önemli bir karar çıktı yargıdan. Bekçilerin yetkilerini hatırlattı mahkeme. Sorayım size, bekçi TC numaranızdan acaba GBT kontrolü yapabilir mi? Kaba üst araması size gerçekleştirebilir mi? Bugün bu sorulara cevap verildi. Canlı yayında ben anlatacağım. Son başlık. Kışa giriyoruz. Kışın ortasındayız da diyebiliriz. Havalar hala soğumadı ama yaz yaklaşırken herkes diyet telaşında. Yaza fit gireceğiz. O tişörtlerin içerisinde gayet fit duracağız değil mi? Ama meğerse ani yapılan diyetler, abartılı zayıflama teknikleri, dengesiz beslenme hem kadınlarda hem erkeklerde saç dökülmesine yol açıyormuş. Arkadaşlarımız araştırdı. Önemli bir sağlık haberi bu akşam size aktaracağım. Geliniz Perşembe gününün TGRT Ana Haber Bülteni'ne başlayalım. Boyu 231, eni 32 metre, o Türkiye'nin en büyük savaş gemisi. İçinde helikopterler, uçaklar olacak. Hatta çıkarma gemileri taşıyacak. Ne zaman tamamlanacak? Deniz kuvvetlerine ne zaman teslim edilecek? TGC Anadolu gemisi az sonra. Büyük politik açıklamalar, siyasetin bitmeyen gelişmeleri ve renksiz diplomasi gündemi. Tüm bunlar bir yana, Türkiye tarımın, hayvancılığın, topraktan üretimin değerini artık çok iyi anladı. Yaşadığımız kuru soğan, domates krizlerini hatırlayın lütfen. Ve bugün
yıllar sonra toplanan Tarım ve Orman Şurası'nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gıda güvenliği, milli güvenlik meselesi dedi. Artık et ithal edilmeyecek garantisini verdi Erdoğan. Çiftçilere ve hayvan üreticilerine de yeni haberler vardı. Kürsüye zılgıt sesleriyle çıktı, ardından espriyi patlattı. Evet, zılgıtı yedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuştu. Söze gıda güvenliğinin önemine vurgu yaparak başladı. Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için de bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Türk tarımını küresel şirketlerin sadece kar odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz. Erdoğan, ithal hayvan hassasiyetinin gelecek yılda da süreceğini hatırlattı. Son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça et ithalatı yaptırmadık. Besilik hayvan için Kasım ayı ile beraber yeni ithalat müracaatı almıyoruz. İnşallah bu hassasiyetimizi 2020'de de devam ettireceğiz. Erdoğan çiftçilere alışılmışın dışında olacak deyip kredi müjdesi de verdi. Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle çok daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı inşallah sürdürecektir. Belki de sizlerle ortaklığa girecek. Bu tür adımları atacak. Erdoğan, küçükbaş hayvan sayısını 56 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek vereceğiz. Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı. Çay üreticimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Yaş çay alım miktarı 650 bin tona çıkacak. Toplamda 15 bin kıyı balıkçımızı ilgilendiren desteklemeleri de inşallah önümüzdeki ay ödeyeceğiz. Sofralık zeytinin kilogramına 15 kuruş destek vereceğiz. Mecliste yüksek gerilim her gün yeni bir başlıkta dolu dizgin devam ediyor. Bugün Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuştu. Fırtına, tank palet fabrikası tartışmasında koptu. CHP'li vekiller fabrikanın Katarlılara satıldığı gerekçesiyle salonda pankart açtı. AK Partili vekiller ise duruma tepki gösterdi. Buna cevap verin. Bakın basit bir silahı dışarıdan alırken şimdi biz ihraç ediyoruz. Milli savunma silahlarını ihraç eder bir hale geldik. Protokolü açıklayın. İhraç ediyoruz. Niye ihraç gizliyorsunuz? Türk ordusu mu yapamadığını, Katar ordusu mu yapacak? Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu kez tank palet fabrikası tartışması çıktı. Tankımızı biz üretiyor muyuz, üretemiyor muyuz? Milli silahlarımızı üretiyor muyuz, üretemiyor muyuz? Buna cevap verin. CHP'li vekiller Sakarya'daki tank palet fabrikasının Türk-Katar ortaklığına devredildiğini savunarak salona afişlerle geldi. AK Partili vekiller bu duruma tepki gösterdi. Salonda tansiyon bir anda yükseldi. Plan ve Bütçe Komisyonu bu kez Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi için toplandı. Bakan Hulusi Akar komisyonda sunum yaptı. Güvenli bölge konusundaki son durumu vekillerle paylaştı. 145 kilometre genişliğinde, 32 kilometre, 30 kilometre genişliğinde bir alan şu anda terörden temizlenmiş durumda. 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M4 yolunda kontrol noktaları tesis edilmiş. Bugüne kadar da 1200 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir bölgede. Bakan Akar, Rusya ve Amerika ile varılan mutabakatlara rağmen terör örgütü PKK-YPG'nin taciz saldırılarının devam ettiğini açıkladı. Ancak bütün bunlara rağmen maalesef tacizler devam etmekte. Ortalama günde 10-15 taciz olmakta. Harekat alanının doğusundan ve batısından sürekli tacizler devam etmekte. İçeride bazı gizli, saklı, uyuyan hücreler olmakla beraber genel anlamda o bölge temizlenmiş durumda. Akar, tacizlerin engellenmesi için her iki ülkeyle de temasların sürdüğünü vurguladı. Bakan Akar, Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın çiğnenmesine de asla izin vermeyeceğiz.
Türkiye terörle mücadelesinde hızlı ve etkili sonuçlar alıyor. Van'da PKK'nın patlayıcıları imha edildi. Erzincan'da kış üstlenmesinde kullanılacak sığınaklar yerle bir oldu. Adana'da ise uyuyan IŞİD hücresindeki 4 kardeş tutuklandı. Patlama teröre indirilen ağır darbeyi resmediyordu. Bölücü örgüt PKK'ya ait patlayıcılar imha edildi. Van İl Jandarması Kran Operasyonu kapsamında Başkale ilçesindeydi. Esenyamaç Mahallesi tutuklu mezrası kırsalına çıkıldı. Terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınaklar tespit edildi. Silah, patlayıcı ve tıbbi malzemeler ele geçirildi. Patlayıcılar kontrollü olarak imha edildi. Erzincan İl Jandarması ise Kemah ilçe kırsalındaydı. Kran 4 operasyonunun hedefinde terör örgütünün kış üstlenmesi vardı. Mehmetçik kırsal bölgeye helikopterle taşındı. O helikopterler intikal sırasında jandarmaya hava desteği de sağladı. Operasyon kapsamında 11 sığınak ve mağara tespit edildi. Çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınağın girişinde piyade, geniş piyade tüfeği var. Geniş piyade tüfeğinin tüm parçaları duruyor. El kundağı haricinde sadece el kundağını göremiyorum. PKK'nın kullandığı daracık mağaraların içinde arama yapıldı. Sığınak ve mağaralar tek tek imha edildi. Adana'da ise geçen hafta operasyonla yakalanan DAEŞ'lı 4 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teröristler saldırı hazırlığında olduklarını itiraf etti. Barzani ailesinden son zamanlarda gelen Türkiye yandaşı PKK karşıtı açıklamalarda hayli dikkat çekici. Bölgesel Kürt Yönetimi'nin başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye'nin hedefi PKK'dır ve PKK da terör örgütüdür dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani terör örgütü PKK hakkında açıklamalarda bulundu. Mesrur Barzani, Türkiye'nin Musul'un Sincar ilçesindeki PKK hedeflerine yönelik hava operasyonuna ilişkin, Türkiye'nin bölgeyi bombalamasını istemeyenlerin Türkiye'ye de herhangi bir gerekçe vermemesi gerekiyor dedi. Türkiye'nin Musul'un Sincar ilçesindeki hedefinin PKK olduğunu vurgulayan Barzani, Sincar'ın dışından gelip orada olmaması gereken bazı unsurların varlığı nedeniyle bunlar yaşanıyor ifadesini kullandı. Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sefin Dizeyi'den dikkat çeken terör örgütü YPG-PKK açıklaması geldi. Suriye krizinde terör örgütü PKK'nın Suriye Kürtlerine etkisini empoze etmeye kalkıştığını belirten Dizeyi, YPG-PKK'nın bu süreçte Amerika tarafından bir güvenlik şirketi gibi kullanıldığını, işleri bitince de terk edildiklerini söyledi. Amerika'nın terör örgütü YPG-PKK'nın elindeki askeri gücü fark ederek onları DAEŞ'a karşı desteklediğini belirten Dizeyi, Amerika'nın bölgeden çekilmesiyle buradaki diğer aktörlerin elinin güçlendiğini ve bu nedenle de terör örgütü PYD'nin planlarının başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti. Hataylı assubay Hakan Karataş, 34 yaşında tim komutanıydı. Bartın'da Karadeniz'de eğitim dalışı yapıyordu, şehit oldu. Hakan Assubay bugün törenle sonsuzluğa uğurlanırken 4 yaşındaki oğlu Bulut babası için cenaze töreninde resim çizdi. Marş! Kalk, selam, dur! Şehit babaya bu son bakış yürekleri yaktı. Şehit eşi mezardan aldığı bir avuç toprağı mendiline sardı. Beş yaşındaki şehit çocuğunun hüzünlü hali cenazedekilerin yüreğini yaktı. Hasan Karataş henüz 34 yaşındaydı. Bartın Amasra'da eğitim dalışı sırasında kayboldu. Bir gün süren arama çalışmalarında cansız bedeni bulundu. Şehit, orada. Şehit asker için ilk tören Amasra'daki Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nda yapıldı. Kalk, selam, dur. Gelin, bak. Gelin. Şehidin eşi Gülşah Karataş'ın acısı yüzüne böyle yansıdı.
Cenaze boyunca şehidinin emaneti olan 4 yaşındaki oğlu Bulut Kağan'ı öpüp kokladı. Belli ki yanan yüreği böyle teselli buluyordu. Şehit Assubay Karataş'ın 4 yaşındaki oğlu Bulut'sa olup bitenden habersizdi. Çizdiği resimle oynadı. Şehit Karataş'ın al bayrağı sarılı tabutu duaların ardından memleketi Hatay'a uğurlandı. Binlerce kişi bayraklarla süslenen baba ocağının önünde şehide son görevini yapmak için toplanmıştı Hatay'da. Hakan Karataş'ın eşi ve annesi ayakta durmakta zorlanınca görevliler girdi kollarına. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Taziyeleri kabul eden Mehmet Karataş da tören boyunca metanetli olmaya çalıştı. Allahu Ekber. Cenaze toprağı verilirken eşi Gamze Karataş da bir kürek toprak attı. Hatıra olarak da şehidinin mezarından bir avuç toprak aldı, mendile sardı. Hakan Karataş'ın cenazesi vatan toprağına emanet edildi. Dağılacak mı tartışmaları arasında NATO kendi kaderini çizmeye çalışıyor. Yaşanan bunca soruna rağmen Brüksel'de konuşan Genel Sekreter Stoltenberg yeni harekat alanı olarak uzayı belirledik dedi. Uzay yeni harekat alanı ilan edildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Uzayın hava, kara, deniz ve siberin yanı sıra yeni harekat alanı olmasına karar verdik dedi. The radar identifies the target. Stoltenberg, uzayın günlük ve askeri hayatta önemli olduğunun altını çizdi. Barışçıl amaçlar olduğu kadar saldırganlık için de kullanılabileceğini belirtti. The ground radars guide the missile in its path. NATO Genel Sekreteri uzayın istihbarat toplanması ve füzelerin tespit edilmesi gibi alanlarda rol oynadığını vurguladı. NATO savunma odaklı bir ittifak. Uzaya silah koyma yönünde bir niyetimiz yok ifadesini kullandı. İHA'lar, radarlar, otomatik silahlar, füzeler derken Türk savunma sanayi için tüm gelişmelerin ötesine geçecek o tarih belli oldu. İçinde uçakların, helikopterlerin, hatta çıkarma gemilerinin olacağı ülkenin en büyük savaş gemisi Anadolu bir yıl önce, yani 2020 sonunda Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu için geri sayım sürüyor. Denizde Türkiye'nin gücüne güç katacak devasa gemi 2020 sonunda hizmete girecek. Bu gemi Türkiye'nin gurur kaynağı olacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden çok maksatlı amfibi ucum gemisi TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu. Geminin teslim tarihi ve yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Tersanede konuşmalarımızda bu çalışmaların gidişatından memnun olduklarını gördük. Biz de gidişattan memnunuz. İnşallah şu anda konuştuğumuz süreden de belki daha önce bir tarihte bunu belirlemek lazım. Tabii ki bu çalışmayı yaparken, bu incelemeyi yaparken çeşitli ürünlerin yerleştirilmesi, yerli ürünler ve projeler kullanılması ile ilgili de yerinde tespitler yaptık. İsmail Demir uçak gemisi olarak da bilinen Anadolu'nun planlanan tarihten bir yıl önce 2020 yılında hizmete alınacağını duyurdu. Bir anlamda kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen gemimiz ve çalışmalar son derece düzenli bir şekilde yürütülüyor. Ve süre olarak da tersaneyle konuştuğumuzda planlanan süreden yaklaşık bir yıl daha önce geminin teslim edilmesiyle ilgili tedbirlerin alındığını, alınmaya devam edildiğini gördük. İnşallah 2020'nin sonunda bu gemiyi Deniz Kuvvetlerimize vermiş olacağız. Anadolu gemisi 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğe sahip. Tam yük kapasitesi ise 27 bin ton. Üzerinde ise çok sayıda personel görev yapacak. Toplam 350 kişilik kalıcı mürettebatın yanı sıra 700 kişilik bir amfibi taburu uçak, helikopter ve zırhlıların personelleriyle birlikte Anadolu gemisinde toplam 1400 kişi aynı anda görev yapabilecek. TCG Anadolu,
4 adet mekanize çıkarma aracı, 2 adet hava yastıklı çıkarma aracı, 2 adet personel çıkarma aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. Şu ülkenin, Türkiye'mizin bir numaralı öncelikli konusu ne olmalı, çözülmesi gereken sorunlar çerçevesinde diye soracak olursanız, elbette çoğumuz eğitimi birinci sıraya koyacak ama ben eğitim kadar vergi reformunun da çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi 2018 yılının dün vergi rekortmenleri açıklandı. Hepimiz biraz magazine düşkünüz ya, acaba en zenginimiz, en çok vergi verenimiz kim diye o ilk ona baktık. Ama o açıklamanın satır aralarını okuduğunuzda maliyenin yaptığı 2017-18 rakamlarının karşılaştırmasına vergi reformunun ne kadar gerekli olduğunu göreceksiniz. Hani vergi dairelerine girerken hep yazar ya duvarda, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır diye. Bu girizgahı neden yaptım? Sebebi belli. Ben ücretli çalışanım. Yani maaşımdan devlet şak diye vergiyi kesiveriyor. Bir de gelir vergisi mükellefleri var. Yani kendisi gelir beyannamesinde bulunuyor ve gelir vergisi mükellefi olarak her sene vergisini ödüyor. Kim onlar? Listeyi hazırladık. Kuyumcular, toptancılar, avukatlar, doktorlar, taksi plakası sahipleri, beyaz eşya satıcıları, sayın sayabildiğiniz kadar. Yani tırnak içinde esnaf, avukat ve doktor. Ama meğerse Türkiye ortalamasına baktığınızda bu iş kollarında çalışanlar, gelir vergisi mükellefleri meğersem sadece ortalama bir asgari ücret kadar kazanıyormuş. Elbette vergi rekortmeni avukatlarımız, doktorlarımız var. Türkiye'nin tamamının ortalaması alındığında. Buyurunuz vergi adaleti manşetiyle şu trajikomik tabloya bir bakalım. Kuyumcular, doktorlar, avukatlar, beyaz eşyacılar, toptancılar. 2018 yılında Türkiye genelinde ortalama gelir beyannamelerine göre 24 bin lira gelir elde etmişler tüm yıl. Böldüğünüz zaman aya, ayda 2069 lira gibi bir rakam çıkıyor. Ne kadar da asgari ücret? 2020 lira. Asgari ücretten 40 lira fazla kazanıyorlarmış bu iş kolları. Peki ne kadar yıllık vergi vermişler? Bir asgari ücretlinin bir yıllık maaşından kesilen vergi kadar vergi ödemiş bu iş kolları. Yani ortalama 6.871 lira. Vergi reformu. Gerçekten bu kadar mı kazanıldı acaba? Elbette çok daha fazla kazanıldı. Eğer dolaylı vergilere yüklenirseniz, eğer servetten vergi alamazsanız ne oluyor sonra? Dünyada belki gelişmiş ülkeler içerisinde bebek bezinden KDV alan, vergi alan ender ülkelerden biri oluyorsunuz. Akaryakıtın litre fiyatına da bastıkça vergi yükünü basıveriyorlar. İşte tablo bu. Ama vergisini normal beyanıyla tam zamanında ve gerektiği kadar ödeyenlerse başımızın tacı. Bir de geliniz Türkiye'nin 2017-2018 geçişkenliğindeki gelir değişimine bakalım. Hani ekonomide zor günler, zor şartlar diyoruz ya, şu gelir değişimine de şehirler bazında bir bakalım. Gelirlerini en çok artıran şehirler, 2017-2018 kıyaslaması. Birinci sırada Bitlis var. Bitlis'te gelir vergisi mükellefleri karlarını, gelirlerini %33 oranında artırmış. İkinci sırada Denizli, ciddi bir tekstil ve sanayi şehri. %24 artmış orada gelir vergisi mükelleflerinin parası. Antalya, turizm merkezi %22. Benim büyük şehirlerimde durum ne? 12. sırada İzmir var. İzmir'de gelir %15 artmış. İstanbul, ekonominin, Türkiye'nin kalbi %14 oranında artmış. Ankara'da ise 19. Ankara, 2017'den 2018'e karşılaştırmada gelir %12 oranında vergi mükellefleri için artmış. Neydi?
Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Lütfen servetten vergi alalım. Bizim gibi çalışanlara vergi bağlamında yüklenmeyelim. Dolaylı vergileri de bir alan olarak gelir kapısı görmeyelim. Hele ÖTV'ye hiç girmiyorum bile. Devam. Bekçiler gençlere kimlik sordu, konu mahkemelik oldu. Mahkeme yasaya baktı, bekçilerin kimlik sorma yetkisi olmadığına karar verdi. Peki bekçiler neye dayanarak kimlik kontrolü yapıyor? Yasal düzenleme ile giderilecek bir sorun neden bekçilerle vatandaşları karşı karşıya getiriyor? Bekçilerin yetkileri az sonra. Türk siyasi literatürüne ondan unutulmaz ifadeler girdi. Sayayım isterseniz. Tanırım iyi çocuktur. Sözde değil, özde. Demokrasi ve emuhtıra. Hele hele Erdoğan'la gerçekleşen sırlarla yüklü Dolmabahçe zirvesi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı, emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti. 4 gün önce eşi Filiz Büyükanıt'ı kaybeden Yaşar Paşa kalp yetmezliğine yenik düştü. Genelkurmay eski başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, eşi Filiz Büyükanıt'tan 4 gün sonra vefat etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt 79 yaşındaydı. Hayatını askerliğe adayan Büyükanıt 1961'de Kara Harp Okulu'ndan, 1963 yılında Piyade Okulu'ndan mezun oldu. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol! Sağ ol! 1996'da Kor General, 2000'de ise Or Generalliğe terfi etti. Büyükanıt 28 Ağustos 2006'da Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Atandıktan 2 yıl sonra 30 Ağustos 2008'de emekliye ayrıldı. En büyük hedefimiz yüksek teknolojiye sahip sistemlere. 9 Kasım 2005'te Hakkari Şemdinli'de Umut Kitap Evi'ne gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili açılan davada sanıklardan Ali Kaya için tanırım, iyi çocuktur demişti. Savcı Ferhat Sarıkaya, dönemin Genelkurmay Başkanı Büyükanıt ve 39 yüksek rütbeli subayı da içine alacak şekilde iddianame hazırlamıştı. 2018'de meslekten ihraç edilen eski savcı Sarıkaya FETÖ'den tutuklandı. Büyükanıt son röportajında da Sarıkaya için yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmeyeceğim demişti. Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanlığı sırasında 27 Nisan 2007 tarihinde Genelkurmay resmi internet sitesinde gece bir bildiri yayımlanmıştı. Laiklikle ilgili hassasiyetlerin vurgulandığı açıklama kamuoyunda muhtıra olarak adlandırılmıştı. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol! Sağ ol! E-muhtıra olarak tarihe geçen bildiri tartışmaları da beraberinde getirmiş, ardında birçok soru işareti bırakmıştı. Büyükanıt bildiriyi kendisinin kaleme aldığını açıklamıştı. Orgeneral Büyükanıt 4 gün önce kanser tedavisi gören eşi Filiz Büyükanıt'ı kaybetmişti. Kendisi uzun süredir hastalıkla savaşıyordu. Eşinin cenazesine katılamadı. Kalbi eşinin ölümüne 4 gün dayanabildi. Bir çocuk babası emekli Orgeneral Büyükanıt İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Orgeneral Büyükanıt, Türk Silahlı Kuvvetler Şeref Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetler Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetler Üstün Hizmet Madalyası sahibiydi. Büyükanıt'tan sonra Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan İlker Başbuğ da Büyükanıt için Twitter'dan paylaşımda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerine uzun yıllar üstün hizmetler veren değerli komutanım Yaşar Büyükanıt'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Büyükanıt, cumartesi günü Selimiye Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası yapılacak askeri törenden sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Teşekkür ederim. Sizlere de başarılar. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili davada karar çıktı. Saldırının amacı belliydi. Uluslararası alanda Türkiye'yi
zor durumda bırakmak. Ve o plan deşifre oldu. Sanıklara hem saldırıdan hem de FETÖ üyeliğinden hapis cezaları istendi. Amerikan Büyükelçiliğini kurşunladılar, FETÖ'den hapis cezası aldılar. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği 20 Ağustos 2018'de silahlı saldırıya uğradı. İki saldırgan saldırı gecesi olaya yalnızca 20 dakika kala Amerikan Büyükelçiliğinin önüne geldiler. Birinin üzerinde beyaz gömlek, birinin ise siyah gömlek vardı ve Amerikan Büyükelçiliğinin önünde keşif yaparak tur attılar ve geçip gittiler. Keşifin üzerinden 20 dakika geçmiş geçmemişti ve bu kez saldırganlar beyaz bir araçla Amerikan Büyükelçiliğine yaklaştılar. İşte bu yolu kullandılar. Tam da ana kapıya yaklaştıklarında araç yavaşladı ve silah peş peşe patladı. Saldırıyı gerçekleştiren zanlılar Ahmet Çelik'ten ve Osman Gündaş yakalandı. Soruşturma sırasında Gündaş'ın patronu Ersin Bayram'ın da FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen dava sonuçlandı. Sanıklar Çelik'ten Gündaş ve Bayram yabancı devlete karşı hasmane davranış suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası aldı. Mahkeme ayrıca sanık Bayram'a FETÖ üyeliğinden 6 yıl 6 ay, çalışanı Gündaş'a da aynı suçtan 5 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Mahkeme zanlılardan Çelik'ten'in tahliyesine karar verirken bir kişinin de tüm suçlamalardan beraatına hükmedildi. Ne dersiniz? İş yerinde birinin yanağından makas almak sevgi gösterisi midir yoksa taciz midir? Yargıtay kararını verdi. Bu karara göre ben söyleyeyim, siz siz olun, kimsenin yanağından makas almayın. Hele de yöneticiyseniz, personelden makas almak tazminat sebebi. Kimlerin yanağından makas alıyorsun? Torunlarım ve çocuklarımın. Neden alırsın bir insanın yanağından makas? Sevdiğim için. Artık yanınızda çalıştırdığınız personelin yanağından makas alırken iki kere düşünün. Belki bu yaptığınız hareket size göre sevgi gösterisi olabilir. Ancak Yargıtay'a göre yanaktan makas almak tazminat sebebi. Bir patron toplantı sırasında yanında çalıştırdığı tasarımcı genç kadının yanağından makas aldı. Bence yanlış bir şey, yanlış bir hareket. Bu durumun ardından genç kadın AMİ'nin bu hareketiyle büyük bir şok yaşadı. Personel rencide olmuş olabilir. Bizim töremiz olmaz. Sığmaz, ters gelir. Tasarımcı genç kadın psikolojisinin bozulduğunu ileri sürüp iş sözleşmesini feshetti. Ardından mahkemenin yolunu tuttu. İşverene maddi manevi tazminat davası açtı. Çokça görmediğimiz bir karar. Güzel bence. İş mahkemesi genç kadını haklı buldu. İşçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi. Ancak manevi tazminat talebinin şartlarının oluşmadığını belirtti. Genç kadının talebi reddedildi. Bu karar temyize götürüldü. Biz bayanlar olarak daha rahat şartlarda çalışmayı istiyoruz. Her yere güvenemiyoruz. Bu da bayanlar için büyük bir sorun. Yanağından makas alındığı için depresyona girdiğini ve kişilik haklarına saldırı olayının gerçekleştiğini savunan işçiye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda kadın işçinin depresyon tedavisi gördüğüne dair doktor raporunun bulunduğu vurgulandı. Bu somut olayda manevi tazminatın koşullarının bulunduğuna dikkati çekildi. Yerel mahkemenin aldığı kararı bozdu. Yanaktan makas almak kişilik haklarına saldırı sayıldı. Kadına dokunmak haramdır zaten. Gayet yerine karar almış. Kimin haddine yanağından makas almak? Bence de uygundur karar. Tacizin şekli yok ama bu da bir taciz. Böylece yüksek yargının kararıyla yöneticinin çalışandan makas alması tazminat sebebi sayılmış oldu. Şimdi memlekette işsizlikle ilgili konuşulurken kimi zaman şu lafları duyarız. Vallahi çalışılacak iş çok ama gençler çalışmak istemiyor. Aşinayız değil mi bu cümlelere? Buna cevap verenlerse, herkes üniversite okumaya giderse tabii çalışacak genç kalmaz oluyor. Her 4 gençten
birinin işsiz olduğu Türkiye'de hem de İzmir'de 4000 lira maaşla çalıştırılacak kaynakçı bulunamıyor. Maaş 4000 liraya çıktı ama eleman yok. Gençler diploma ve plazada masa başı iş peşinde. 15-24 yaş arası işsizlik şu anda %27 seviyelerinde. Sanayi sektörü vasıflı eleman bulamıyor. Plazada çalışma hedefi tuluma tercih edildi. Reel sektörü ilanlarla eleman arıyor ancak kapıyı çalan yok. Sadece İzmir Torbalı'da sanayi sektörü için en az 5000 kalifiye elemana ihtiyaç var. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun eleman bulamamaktan şikayetçi. CNC operatörü, kaynakçı, tornacı, mobilya döşemecisi kara borsaya düştü. 4000 TL'ye eleman bulamıyoruz sözleriyle durumu özetledi. Sanayiciler zor durumda. Günlük 100 iş başvurusu yapılıyor. Bunların birçoğu üniversite mezunu. İşi bilenlerin sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor. Sektör temsilcileri çözüm bekliyor. Türkiye'ye sığınan ve artık bu ülkenin vatandaşı gibi yaşayan Suriyelilerle ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. İçinde bildiklerimiz de var, yeni duyduklarımız da. Suriyeliler kendi iş yerlerini açtı, bunu biliyoruz. Ama en çok el attıkları işlerin bakkallık, büfecilik ve berberlik olduğunu ben yeni öğrendim. Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeliler 2012 yılında Türkiye'ye göç etmeye başladı ve Türkiye'deki Suriyeli sayısı her geçen gün arttı. Ve geçen zaman içinde savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan birçok Suriyeli Türkiye'de kendi iş yerlerini açtı. Bizim Türklerden daha iyi çalışıyorlar, işlerine daha güzel sahip çıkıyorlar. Peki ama Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi sektörlere el atmıştı? Biraz da gülümse, biraz da... HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin hangi sektörlerde ticari faaliyet gösterdiği ile ilgili soru önergesi verdi. O soru önergesine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan cevap geldi. Türkiye'de Suriyelilere ait 5822 iş yeri var. Bunlardan 5529'unu erkek Suriyeli, 293'ünde ise kadın Suriyeliler yönetiyor. Suriyelilerin en çok yaptıkları ise bakkallık ve büfecilik. Üçüncü sırada ise berberlik geliyor. Ne kazanıyorsun abi? Ayıptır sorması. 3000 lira. 3000 lira maaş alıyorsun. Evet. Bir Suriyeli şu tezgahın başında olsa kaç paraya çalıştırılabiliyor? 1000 lira, 1500 liraya çalışıyor. Rahatlıkla çalışıyorum. Yarı fiyatına seni. Yarı fiyatına çalışıyorum. Geri kalan kısımsa konfeksiyonculuk, lokantacılık ya da iletişim cihazları ticareti yapıyor. Bizimkiler iş beğenmiyor. Masa başında bir iş istiyorlar bizimkiler. Kadın Suriyeliler ise ticari işletmecilik faaliyetlerinde pek yer bulamıyor. Toplam 5822 işletmenin sadece 293'ü kadınlar tarafından işletiliyor. Açıklamada ayrıca bakanlık tarafından Suriyeli esnaflara yönelik doğrudan herhangi bir destekte bulunulmadığına da vurgu yapıldı. Son zamanlarda ben çevremde sıklıkla görüyorum, çok sayıda haber de bilgisayarıma düşüyor. Genç bekçilerle vatandaş arasında yaşanan gerilim ve tartışmalar. Gerçekten siz de eminim bunları çok duydunuz. Akıllarda tek bir soru var. Acaba bekçiler gerçekten yetkileri ne kadar var? Polis gibi davranabilirler mi? Şimdi İzmir'de bir öykü ve çıkan tartışma ardından gelen yargı kararı fotoğrafı netleştirdi. Önce olay. İzmir'de bir park. İki genç arkadaş parkta yürüyor. Karşılarına bekçiler çıkıyor. Kimliklerinizi verin, kimlik kontrolü yapacağız diyorlar. Gençler kimliklerini veriyor. PED'e TC numara giriyor. Herhangi bir kayıt aranma var mı diye. Ardından herhangi bir şey yok. İyi akşamlar deniyor ve gidiyor gençler. Buraya kadar her şey normal. Parkın diğer çıkış kapısında bir başka bekçi grubu geliyor. Kimliklerinizi verin, kontrol yapacağız diyor. Gençler de yahu az önce bizi kontrol ettiler. Ne böyle habire kontrol yapıyorsunuz deyince fırtına kopuyor. Ve durum adliyelik oluyor. Sonunda İzmir'de yargı o kararı verdi. Çoğumuz bilmiyoruz. Şimdi soru.
bekçiler, o yeni göreve alınan genç, cevval arkadaşlar bizi durdurup kimliklerimizi alıp GBT kontrolü yapabilir mi? Genel bilgi toplama ya da üstümüzü kabaca arayabilir mi? İzmir'de 35. Asliye Ceza Mahkemesi o kararı kayıtlara geçirdi. Emsal niteliğinde denir ya, işte o karar. Birebir bilgi sahibi olmak adına bunu okumak isterim. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun polise verdiği kimlik sorma, makul şüphe üzerine kaba üst araması yapma gibi yetkiler çarşı ve mahalle bekçileri için verilmemiştir. Yani böyle bir yetkileri yoktur. Tekrar edeyim. Bekçilerin kimlik kontrolü yapma ve bir polis gibi üstümüzü kabaca arama yetkileri yoktur deniyor. Ama ellerine dağıtılan o tabletlerle bekçik arkadaşlarımız bu görevi yerine getiriyor ve tartışmalarda çıkıyor. Yapılması gereken ne? Ne vatandaş bekçiyle tartışsın, ne bekçi arkadaşım vatandaşla arasında gerilim yaşasın. Çözülecek, yapılacak şey basit, formül belli. Kanunda küçük bir değişiklik yapılır, mesele kurala bağlanılır ve çözülür. Biz yaptık, oldu demekle olmuyor. Mahkeme bu kararı verdi. Kimlik kontrolü de yapamazsınız, aynı zamanda üst araması da yapamazsınız dendi. Şimdi bunu öğrendik ama yine de bekçi kardeşlerimiz, bizler de tertemiz dürüst vatandaşlarız. Herhangi bir sorun yok. Ben kimliğimi uzatırım ama şunu öğrendikten sonra da siz yine de bekçilerle tartışmayın. Devam Anıl. Adana 01 dizisinin oyuncuları adam şişledi, silah gasp etti. Biri serbest bırakıldı, diğeri cezaevine gönderildi. Tutuklanan oyuncunun tavırları meğer rol yapmıyormuş dedirtti. Gaspçı dizi oyuncusu az sonra. Bolivya'da darbe ve sonrasındaki kaos bir ayını doldurdu. Ülkede değişen hiçbir şey yok. Sosyalist Morales yanlıları ile Amerikancı sağ junta arasındaki çatışmalarda oluk oluk kan akıyor. Bolivya'da protestolar birinci ayını doldurdu. Eski devlet başkanı Morales'in istifasına rağmen ülkede tansiyon düşmedi. Bolivya sokaklarında Morales taraftarlarının gösterileri sürüyor. Gösterilerde ölü sayısı 30'a yükseldi. Ülkede 20 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla patlak veren gösterilerde yüzlerce kişinin yaralandığı, en az 1000 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi. Morales yandaşları geçici devlet başkanlığına getirilen Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez istifa edene kadar gösterilerini sürdüreceklerini açıkladı. Şimdi bu nasıl oluyor diye soracağınız bir haber izleyeceksiniz. Adnan Oktar cezaevinde ama itirafçı olarak onun aleyhine ifade veren, hatta yine cezaevinde olan o dönemde Beril Koncakül'e sürekli mektup yazmış. Mektuplar da görüldü damgası ile itirafçı kadına ulaştırılmış. Adnan Oktar ve çetesi büyük bir operasyona yakalanmış, örgüt içindeki itirafçıların bazıları serbest bırakılmıştı. İtirafçılardan biri olan Beril Koncagül'e cezaevinde bulunduğu dönemde Oktar tarafından gönderilen sözde motivasyon mektupları ortaya çıktı. Adnan Oktar suç örgütü kurmaktan 19 Temmuz 2018'de tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 5000 sayfalık çatı iddianamesi hazırladı. İddianamede 250'ye yakın şüpheliye şantaj, taciz, casusluk gibi 31 ayrı suçlama yöneltildi. Adnan Oktar Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar'la beraber yaşayan Didem Ürer ve Oktar'ın sözcüsü olduğu iddia edilen Tarkan Yavaş başlıca isimlerdi. Öte yandan Adnan Oktar suç çetesine hizmet eden 25 isim itirafçı oldu. Örgütün kirli yüzünü anlatanlardan biri de Beril Koncagül'dü. Tutuklu olan Koncagül, itirafların ardından tahliye edildi. Koncagül, tahliyesinin ardından geçtiğimiz aylarda da Ferhat Ünlü moderatörlüğündeki Kozmik Masa'nın konuğu oldu. Ben Adnan Oktar tarafından yaklaşık 9 yıl boyunca taciz gördüm.
Bunun 6 yılında da istismara uğradım. Şiddet gördüm, dayak gördüm, uykusuz bırakıldım, aç kaldım. Çarpıcı itiraflarda bulunan Koncagül, yaşadıklarını ve nasıl itirafçı olduğunu TGRT Haber'e anlattı. Ben örgütle bir gün geçirmekten ziyade cezaevinde 15 yılı tercih etmiş bir insanım. Ben cezaevine girdiğimde hiç bu kadar rahat hissetmemiştim 9 yıllık bir süreçten sonra. Tüm bunların ardından Adnan Oktar'ın cezaevindeki üyelerine gönderdiği sözde motivasyon mektupları ortaya çıktı. Koncagül'e cezaevinde olduğu sürede örgüt elebaşı Adnan Oktar tarafından 27 mektup ve faks gönderildiği ortaya çıktı. Gelen mektuplardan birkaçı sosyal medyada yayıldı. Koncagül'e giden mektuplarda amatör çizimlere yer verildiği görüldü. Örgüt elebaşı Oktar'ın iltifatlarla örgüt üyesini motive etmeye çalıştığı ve mektuba karşılık beklediği anlaşıldı. Hatırlar mısınız, bilmem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir süre önce şiddet içeren televizyon dizilerinden bahsetmiş. Özellikle ikisi için lanet sıfatını kullanmıştı. Onlardan biri internette yayınlanan Adana 01 adlı diziydi. Dün Adana'da meydana gelen bir olay, bakın Soylu'nun ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Dedemden kalma. Daha mermi ağzına verince tete basmadan patlıyor. Bir de Adana 01 diye bir dizi var. Yani ikisinin etki alana kadar etki alanı oluşturamıyorsam yandık ya. Yani çocuklarımızı zehirliyor bu iki dizi. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 27 Ekim'de böyle eleştirmişti. Adana 01 dizisinden iki oyuncu dizinin etkisinde kalmış olacaklar ki tartıştıkları şahsa şişle saldırdılar. Çekmesene oğlum, ne çekin? Çekme oğlum, daha ne çekin lan? Cengizhan Yurdutek ve Burak Akyüz, ikisi de internet dizisi Adana 01'de rol aldı. Dizi yayınlandığı dönemde ağır eleştirilerin hedefindeydi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dizi hakkında sert konuşmuştu. Lanet bir dizi var Çukur diye. Onun kadar olamıyorsa yazıklar olsun size. Hakikaten lanet. Beni bağışlasınlar. Bir de Adana 01 diye bir dizi var. Yani ikisinin etki alana kadar etki alanı oluşturamıyorsam yandık ya. Yani çocuklarımızı zehirliyor bu iki dizi. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Dizinin iki oyuncusu Adana Seyhan'da Hüseyin A ve Abdullah H ile selamlaşma yüzünden tartıştı. Oyuncular ellerine şiş alıp tartıştıkları ikiliyi darp etti. Hüseyin A'nın ruhsatlı silahı gasp edildi. Şikayet üzerine polis operasyona çıktı. Cengizhan Yurdutek ve Burak Akyüz gasp ettikleri silahla birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Çekmesene oğlum, ne çekin? Çekme oğlum, daha ne çekin lan? Kardeş. Cengizhan Y. görüntü alan basın mensubuna saldırmak istedi. Çekil. Zanlılar adliyeye sevk edildi. Cengiz Yurdutek tutuklandı. Burak Akyüz ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Fazla kilolarından kurtulmak için şok diyet yapanlara dikkat. Kilolarınızı atmak isterken saçlarınızdan olabilirsiniz. Ani diyetler vücuttaki kaloriyi azaltıyor. Kalori azalınca da saçlar dökülmeye başlıyor. Şok diyetlerdeki kellik tehlikesi az sonra. Sırada günün en lezzetli haberi var. Ankara'dan kahvaltı festivali. Kahvaltının olmazsa olmaz ürünü nedir efendim? Bal. Neden? Çünkü insanı zinde tutar. Neler almaya geldiniz, nelere baktınız? Kahvaltılıklar almaya geldik. Bal aldık. Sütlaca kadar aldık elimizde yani, düşünün. Sütlaca kadar. Sütlaca kadar. Şu anda 75 standımız var. 45 şehrimizden. Kahvaltı denildiğinde akla gelen her lezzet Ankara'da buluştu. Altın Park'ta ikinci kahvaltı festivali düzenlendi. Sofraların sultanı olan lezzetler başkentlilerin beğenisine sunuldu. Karakovan balı var. Bir de Eskişehir peyniri var. Bir de Balıkesir'in Mihaliç peyniri var. Bir peynir düşünün, yapımı 2 ila 3 yıl arasında değişsin ve yine yapımında tam 3,5 ton süt kullanılsın. İşte karşınızda Kars'ın meşhur gravyer peyniri. Bu peynir o kadar özel ki yiyen bir daha tadını unutamıyor. Nasıl tadı? Çok güzel. Bir sürü de ürün var. Hangisini alacağımı şaşırdım. Hatay'ın halhalı zeytinimiz var. Domates salatamız var. Çok güzel kaya koruğumuz var. Deniz fasulyemiz var. Deniz börülcemiz var. Meşhur zaatar salatamız var. Baharatlı çökelek peynirimiz var. Kahvaltının en güzel ürünü Malatya kayısıdır. Biz Malatya'da kahvaltıda kayısı yeriz. Zihni de açar,
insanı dinçle tutar. Lezzetli festivalin kapıları 24 Kasım pazar akşamına kadar açık olacak. Kahvaltı festivali gencinden yaşlısına lezzet arayışında olan Ankaralıları misafir edecek. Neyin tadına bakıyorsunuz? Yayık yağı diye yazıyor da yayık yağından anlarım ben, onun için bakıyorum. Siz kaç yaşındasınız? 84. 84 size zararlı değil mi peki? Ben ya, tereyağını kaçırmam yavrum. Ben tereyağsız yumurtayı yemem. Ağzımızın tadını biliyoruz yani, öyle mi efendim? Evet. Türkiye'nin dört bir yanından kahvaltılık ürünler bir araya gelince lezzetli tartışmalar da yeniden alevlendi. Vatandaş ürünleri kıyaslama imkanı bulurken şehirler ve o lezzetli ürünler de kıyasıya birbiriyle yarıştı. Özellikle de yıllardır rekabet eden ama bir türlü yenişemeyen o rakipler kozlarını bir kez daha paylaştı. Balın ana vatanı, memleketi Hakkari mi? Hakkari diyorum. Bal Erzurum'undur, kimselerle paylaşmayız efendim. Şimdi de bal konusunda iddialı bir diğer şehre geldik. Rize'ye geldik efendim. Peki Rize balını diğer ballardan ayıran en önemli unsur ne? Hemen soralım. Efendim Rize balı diğer ballardan farklı mı? Bizim Anadolu'lar Karadeniz insanı gibi çalışkandır, üretir. Bir aklına ne gelirse yapar. Hareketlidir, hızlıdır, atiktir. Hem özellikle de Karadenizler gibi horon oynar bizim arılar. Bir diğer tarihi tartışmanın merkezinde ise kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi sucuk var. Afyon sucuğu mu yoksa Kayseri sucuğu mu efendim? Tabii ki Afyon sucuğu. Nasıl tadı? Enfes, harika. Sucuğun ana vatanı Kayseri midir? Kayseri. Değişmez mi? Yani net bir şekilde Afyon. Tekrar ediyorum, Afyon. Yani tadı falan güzeldi. Ama bir tereddütte kaldınız gibi. Yoksa siz Kayserici misiniz? Evet. Aynen öyle. Zayıflamak isteyenlerin son yıllarda en çok başvurduğu yöntemlerden biri çok kısa sürede çok fazla kilo verdiren şok diyetler. Şok diyetlerin vücuda verdiği zararlar uzun süredir tartışma konusu. Ama ortaya çıktı ki şok diyetler başa da zararlı. Çünkü kel bırakıyor. Yani şok diyet yaptım ama bunu kafadan yapmadım. Mutlaka bir diyetisyenle yaptım. Kesinlikle de işe yaradı. Efendim şok diyetler kelliğe neden olabiliyormuş. Çok fena. Kolay ve hızlı kilo vermek isteyenler şok diyetlere başvuruyor. Örneğin 3 günde 3 kilo vermek istiyor. Ancak hızlı kilo vermek için yapılan yanlış diyetler hem sağlığınızı hem de saçınızı tehdit ediyor. Diyet hızlı yapılırsa, doğru yapılmazsa saç döker. Doğru yapılmasına rağmen eğer şok diyet yapıyorsanız gene saç dökülür. Tek yönlü beslenmelerde ve bilinçsiz yapılan diyetlerde saç, vitamin, mineral ve proteini yeterli düzeyde alamıyor. Zamanla saçta zayıflama ve dökülme meydana geliyor. Hatta şok yapılan diyetler kelliğe bile neden olabiliyor. Evet doğru. Bilinçsiz beslenme kelliğe kadar sebep oluyor. Ben de onu duydum. Kilo verdim, vitaminsiz kalmışım, saçlarım döküldü. Vitamin ve mineral takviyesi aldım, doktor kontrolünde bu şekilde düzeldi. Diyetten sonra saç dökümleri başladı, ondan sonra işte bıraktım diyet. Vücut ağırlığınızın %10'unu siz 2 ay içinde verirseniz saç dökülmesi mutlaka yaşayacaksınız. Saçlarımızı sadece yediklerimiz besliyor. Bu nedenle saçlarımızın sağlıklı kalabilmesi için önemli olan yeterli ve dengeli beslenme. Ben diyetisyen kontrolünde diyeti yapıyorum. Hızlı kilo versem de bütün işte vitaminlerim, minerallerim, demirim her şey yerinde diyor. Ama saç dökülüyor mu? Dökülecek. Çünkü vücudunuz bunu bilmez. Yani kalori kısıtlandığı andan itibaren bu vücudun sizi korumaya alacak. Ne yapacak? Kalori az geliyor. Lükse bu kaloriyi harcamayacak. Lüks nedir saç? Bizde de demek ki iyi ki yapmamız ama olsa da yine de bizde şu anda da bizde de hemen hemen kellik var. Diyetten mi? Yok hayır, ben diyetten de yani cinsten, aileden. Saçlarım da çok sağlıklı. Kendim de sağlıklıyım. Her gün yürüyüş yapıyorum. Yediğinize içtiğinize? Dikkat ediyorum tabii ki. Şimdi oturacağım, sebze yiyeceğim, meyve yiyeceğim. Biraz da şan fıstığı yiyeceğim. Uzmanlar uyarıyor. Bu vitamin, mineraller iyi desteklenecek ama kilo vermeniz biraz yavaş olacak. Önerim şu, 90 kilosunuz, 9 kilo vereceksiniz %10'unu. Ayda 4 kilo vermeyeceksiniz. Ayda 3 kilo, 2 kilo vereceksiniz. Yani bunun yarısı kadar verirseniz vücudunuz bundan olumsuz etkilenmeyecek. Bazı erkekler ise saç dökülmelerinin nedenini evliliklerine bağlıyor. Saçlar ne zaman dökülmeye başladı? 20 yaşlarından itibaren, evlendikten sonra daha doğrusu.
Evlilikle mi alakalı? Aynen, aynen. Diyet yaparken saç sağlığınızı kaybetmek istemiyorsanız mutlaka yemeniz gereken besinler var. Kırmızı etini yiyecek, yeşil mercimeğini yiyecek, yine ciğer yiyecek. Demir depoları yüksek bunun. Yeşil yapraklı sebzelerin olabildiği kadar böyle çiğe yakın yenmesi lazım. Bunlar folik asit açısından önemli. Tahıllar belli ölçüde olmak zorunda. Saatimiz 19.45. Yarın akşam da bekleriz. Yarın akşama kadar kalınız sağlıcakla.